18 sene anlayamadım. Anlayın, bir zaman dinlememem. Allah'ın cevabı anlasın devlen kimden. 17 sene anlayana kaldım. Şimdi anlayı anlayan ölüyor. Maaşımı da veremiyor. Ben onundan emekliyim, ömrümünden. Allah bir kere anlasın devlen kimden. Hem Almanya'dan hem Türkiye'den mi emeklisin? Evet. Aa, şimdi maaşımı da kesiyor onun benim. Bak bir şey söylüyorum. Bir dakika amca, bir dakika. Almanya'daki maaşınızı mı ödemiyorlar? Maaşımı da ödemiyor. Şimdi ödeyemiyor. İster demiyor ödüyor. Benim çocuklarım önce ondan da buraya gelecek. Allah ne sınır olsun gelmesinim ben. Ben bu kadar hastanemi yaşım. Sistemimi çektirdim. Hastanemi yaşım. Düşünmeyeyim ancaklar. Sağ olsun. Allah razı olsun. Türkiye'ne yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Tamam mı? Bak ben sadece başkana şunu söylüyorum. Biz başkana sadece şunu söylüyorum. Bu milletvekillerinin maaşlarını asgari ücrete düşürsün, tamam gerisi her şey biter. Ooo süper, her alkışlayalım. Şey biter. Alkışlayalım. Her şey biter. Abi siz de Fransa'dan mı geldiniz? Evet. Almanca amcayı dinlediniz mi? Emekli maaşımızı ödemiyor dedi, gitti. Ya biz ödeniyor. Sizde nasıl durumlar Avrupa'da, ülkesinde? Biraz zor ama. Biraz zor ama enflasyon bizimki 10% ya, burada gibi değil ya. Biz yine de orada yaşayabiliyoruz. Aynı hayat değil ya. Ben Türk milletini anlıyorum ya, bu da zor biliyor musun? %100 enflasyon oluyor. Bizim burada yine geçinebiliyor. Fransa'da yine geçiniliyor diyorsunuz. Ters yani, zıttını düşünüyorsunuz. O da diyor Almanya benim emekli maaşımı ödeyemiyor diyor. Ya mecbur ödeyecek. Öyle şey yok. Fransa'da Almanya'da yok. Çalıştığını vereceksin, dolduracaksın, ödeyecek. Evet. Öyle. Nasıl abi tam olarak ekonomi orada nasıl? Bu kadar burada yok, sıkıntı var mı? Burada gibi yok ama var, biraz var ama burada sıkıntılı diyorsun. Burada biraz daha sıkıntılı. Evet. Neydi? Ne zaman geldik abi? Ben küçükten beri geliyorum. Her sene gelmeye çalışıyorum ya. Her sene uğruyoruz. Evet. Geçen seneden bu seneye fark var mı peki? Var, bayağı var. Var. Evet. İkimisi oldu neyse her şey. Ben bir otele gittim bundan 5 ay önce. 1000 lira otelde kalıyordum. Şimdi gideceğim 2500'e kalıyorum ya. Düşün bir. 2,5 kat arttı. Ben fazla şikayet etmiyorum kendimi ama Türk milletine anlıyorum ya. Her şey zorlanıyor ya. Bir ekmek bugün alıyorsun. Dün alıyordun 100 lira. Bugün 200 lira alıyorsun ekmek. İnsan parasını bulması lazım ya. Evet, peki raflar boş diyor televizyonlarda. İşte Avrupa'da raflar boş, alamıyor vatandaş. İşte doğalgaz sıkıntısı var diyor. Var mı öyle bir şey? Ya bunlar hepsi reklam hepsi ya. Yok mu öyle bir şey? Var, biraz var ya, o kadar şey yok ya öyle. Raflar dolu mu yani? Dolu, her taraf dolu. Ya Ukrayna'ya, Rusya'ya şey yaptılar mahsustan, öyle savaş yarattılar. Şimdi her şey Amerika'dan geliyor ya. Tamam, teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun Hacı amcacığım, sizden de alalım. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun. Ben demek istediğim şu, pahalılık kanaatkar kalmadı insanlarda. Kanaatkar etseler, şükretseler olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o vakit insanlar kaç lira alıyorsun? 3 dinar alıyorum. 2 dinar aldım bu sefer. 2 dinar aldım. Artırdım ya Resulullah. 2 dinardan birini yedim, birisini artırdım. İnsanlar kanaatkar yoktu. Böyle kanaatkar olursak o vakit bu insanlar farkında olamazlar. Ne olursa işi aşağı düşüyor. Ama fakat biz yine pahalılık var ama fakat kanaatkar kalmadı. Kanaatkar kalmadı. O yüzden fakirlikte sınanıyoruz diyorsunuz yani. Kanaatkar değil toplum. Kanaatkar kalmadı. Tamah etmiyorlar diyorsunuz. Tamah etmiyorlar. Fakat inşallah bu düzelecek ama ne vakit düzelecek? Ancak bir insan İslamiyet'te dur diyecek, o vakit bu işe düzelecek. Başka türlü düzelecek. Teşekkür ederiz. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Ayağına olmayan bir ayakkabıyı değiştirmen lazım değil mi? O zaman bu seçimde de Erdoğan değiştirmek zamanı. Kim gelsin? Abi o gelmesin, kim geliyorsa gelsin. Ülke bölünmesi, bu düşünceler bizi öldürdü. Bu düşünceler bizi geri götürüyor, bu düşünceler. Değiştirin, o olmadı diğerini getir. Bakın şimdi, Erdoğan olmadı. Senin memleket ne? Benim memleket Viranşehir Urfa. Viranşehir Urfa değil mi? Evet. Rahatlık mı battı? Rahatlık batmamış. Rahatlık batmamış. Konumuz ekonomi. Konumuz geldi. Batık durumda. Ekonomi batık durumda. Ekonomi yok. Ekonomi sıfır. Ya zaten sizin gibi düşünceler bizi bitirmiş. Tamam. Bir dakika. Erdoğan Türkiye'nin başına giderse vay Türkiye'nin halına. Erdoğan giderse. Türkiye bitti. Neden amcacığım? Bitti işte. Bunun gibi reisi cumhur dünyada yok. Türkiye devleti büyük bir cumhuriyettir. Bir adama bağlı değildir. Biz yine de yıkılmayız. Biz bir adama bağlı bir rejim değiliz.
yanımda gel. Allah bu partiyi başımızdan eksik etmesin. CHP'ye kazanırsa biz emekli para da alamaz. Para da alamayız, vallahi alamayız. Ya aldı. Ya peki ya senin sen bir maaş al bir dakika. Bu ülkeyi kuranla gördüm ben 90 yaşındayım. Biz dünya var olan bir kız. Bizi bir adam götüremez, bir adam gönderemez. Aynen öyle. Allah onu göstermesin. Göstermesin. CHP'yi Allah göstermesin. Hangisinin yüreği doğruysa Allah onun içine rast getirsin. Elim doğru yürekliye varsın. Ben iyi kötüyü bilmem. Ancak Allah bilir. Hangisi iyiyse elim oraya varsın. Filanca iyi, filanca kötü diyemem ben. Onu Allah bilir. Evet. Bu Türkiye böyle miydi ya? Ya bırak sen iyi ya kötü anca Allah bilir. Sen niye kötü? Değiştiresin. Türkiye devleti dünya Türkiye'de Türk ırkı dünyanın başından beri var. Üç ırktan biri Çinler, Araplar ve Türkler. Türkiye bir ırktan bir adamdan var olmadı, bir adamdan yıkılmaz. O yüzden düşünceleri çok yanlış. Yani bir adam giderse ülkenin yine batacağını düşünüyorlar ama Türkiye'nin ne kadar büyük ve güçlü olduğunu unutuyorlar. Sadece yani aldıkları parayı bile yetinemezsen çok saçma düşünceleri var gerçekten. Yazık gerçekten. Niye böyle gençlerle yaşlar arasında fikir ayrılığı var? Yani bilmiyorum artık ya vallahi ya yani. Öncesini daha iyi zannediyordu. Bunların beynini yıkamışlar abi ya. Şimdi asgari ücret 8500 lira. İstanbul'da 8500 liraya kiralık ev bulamazsın. Evet. Yani bunlar geçinemiyor ama geçinebildiğini de anlayamıyor. Ya da bunların beynini yıkamışlar. Başka bir çözüm yok bunların yani. Bunların... Evet. Sizin tercihiniz kim gençler? Ya bizim tercihimiz doğru kim sorar mesela benim gönlüm Cumhurbaşkanı olarak sorarsanız Mansur Yavaş'tan. Evet. Yani evet. Mansur Yavaş gelsin. Yani yok. Bence Muharrem İnce'nin vaatleri daha gerçekçi. Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda 6'lı masa hatta 6+1 7'li masadan çıkamayacağı için, bağımsız kalamayacağı için Mansur Yavaş'ın aslında iyi bir adam ama bağımsız olmayacağı için bence Muharrem İnce daha mantıklı geliyor bana. Kendi vaatleri daha gerçekçi bu ülke adına. Eyvallah. Teşekkür ederim. Öncelikle merhabalar efendim. Merhabalar. İsmim Serdar benim. Evet abi. Ekonomi şeyi iyi. Bence yani şu anda bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Yani şimdi Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz kesenin ağzını açtı. Emekli yaptı. Genç sağ olsun biz. Ben şu anda yani EYT'li misiniz abi şu an? Şu anda EYT'liyim. Bekliyorsunuz. Bekliyorum şu anda. Allah razı olsun. Yani bizim şeyimiz yani onun sayesinde genç yaşta emekli olduk. Şu anda siyaset olan şey soracak olursanız siyasete konuşabiliriz değil mi tabii, şimdi? Tabii. Mesela bu 6. masa. Şimdi ben altılı masa. Altılı masa işte. Şimdi ben o altılı masayı şöyle yorulmak istemiyorum. Altılı masa değil, kumar masası. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Bu 14 seçimi şey 14 Mayıs. 14 Mayıs'a pazara denk geliyor seçim. Tamam da yani bu şimdi CHP'miş, şuymuş. Ben öyle isim vermek istemiyorum. Peki neden bekliyorsunuz? Bak şu anda Mart'a attılar. Hani Cumhurbaşkanı şey zaten kazanamazlar biliyorsun. Zaten bu niye açıklamıyorlar sizce? Neden açıklamıyorlar? Ben size hemen söyleyeyim. Şimdi bunlar neyi açıklamıyor? Bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'na gelemeyecekler bu bir. Bunların şeyi şu anda onunla kavga ediyorlar, bununla kavga ediyorlar. Zaten Kılıçdaroğlu biliyorsun. 94'te bu SSK'yı batıran bir adam. Sen Cumhurbaşkanı olsan ne, olmasan ne? Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor yani. Açık açık konuşuyor. Daha bizim bu emekleri konuşuyorum bak. Ben normal şimdi emekçi oldum. Normal emekler var şimdi. Şimdi bu emeklerin gözü doymuyor. Sayın Cumhurbaşkanı 3 milyar bak bir dakika. Allah rızası için konuşma. Ayıp geliyor. 3 milyar 4 milyar adam para veriyor bunu beğenmiyorlar emekler. Bunu şükür edeceğiniz yani bak şimdi 5,5 milyarı beğensinler mi diyorsun yani? Bence beğensinler.